Esteport Klinik. Hayat karşınıza bir kez çıkar. Sevgili dostlar, hepinize günaydınlar. Bugün sizlere bacak kası inceltme ameliyatından bahsedeceğim. Tabi sizler belki bu videoyu biraz daha ilerlediğinde şaşıracaksınız. Ya herkes yaptığı ameliyatı anlatır, Ali Hoca niye yapmadığı ameliyatı anlatıyor diye. Doğrusu ben bazı ameliyatlardan korkarım. Bu ameliyatta benim korktuğum ameliyatlar arasında yer alıyor. Şimdi bacak kası niye kalın olur? Ya da işte bacak niye kalın olur? Bu arada bacaktan kastettiğimiz diz altını kastediyoruz. Şimdi bazı insanlarda yaratılış olarak bacaktaki kaslar biraz daha geniştir, biraz daha kalındır. Bu bir neden. İkinci neden yanlış spor yapmak. Yani vücut geliştirmeyle uğraşan ya da sporda yanlış hareketler yapan insanlarda da bacak kaslarının çok fazla gelişmiş olabileceğini görüyoruz. Bazı olgularda da bacak kalındır ama nedeni kas değildir. Nedeni yağ dokusunun fazlalığıdır. Ve çok nadir de olsa bazı olgularda da lenfödem dediğimiz lenf dolaşım sistemindeki sorunlardan dolayı bacağın kalınlaşması, terminolojik olarak biz bunu tıbbi camiada fil hastalığı olarak da adlandırıyoruz. Bu da tabii bacak kalınlığının bir nedeni. Şimdi burada bacak kalınlığının kas kaynaklı olanlarda kas inceltme, kas çıkartma ameliyatlarından biraz bahsedeceğim size. Şimdi bizim bacağımızda gastrocnemius ve soleus ismini verdiğimiz iki parça halinde kas var. Yani şu şekilde duruyor. Bazı insanlarda kas çok geliştiğinde bacağı arkadan baktığınızda zaten bu kasın iki kısmını görebilirsiniz. Bacak kasını kastığında. Şimdi bunu inceltebilmek için kasın iki parça demiştim. Bir parçasının çıkartılmasıyla ilgili bir ameliyat tarif edilmiş. Doğrusu ben bu ameliyatı yapmaktan hep korktum, hep çekindim. Onun için hiç uygulamadım. Ancak teknik olarak böyle bir ameliyatın olduğunu bilmenizi isterim. Türkiye'de de yapan hekim arkadaşlarımız var. Onlara da başvurup bu konuyla ilgili görüşebilirsiniz. Tabii burada kasın bir tek çıkartılması değil, bazen bu kasın içerisine botoks enjeksiyonu da bu kasın bir miktar incelmesine neden olabiliyor. Tedavide alternatif olarak bunlar da kullanılabilir. Dolayısıyla bacaktaki kalınlığınız kas kökenli ise bunun çözümü biraz riskli de olsa var demeliyim. Maalesef ben uygulamıyorum, bu konuda sizlere yardımcı olamayacağım ama ilgilenen hekim arkadaşlara yönlendirme konusunda yardımcı olabiliriz sizlere. Hoşçakalın. Lütfen Esteport kanalımızı YouTube'dan takip almayı unutmayın.